Datça'ya geldik. Biraz mevsimsiz geldik ama gene de Datça çok güzel. Burası eski Datça olarak geçiyor. Eski evler restore edilmiş. Oldukça güzel. Tabii kış olmasına rağmen aslında yağmur yağıyor ama hava çok da soğuk değil. Şimdi eski Datça'nın güzelliklerini izleyerek devam ediyoruz. Burası eski Datça Camisi. 1313 yılında yapılmış. Çok küçük ve güzel bir, şirin bir cami. Buraların özelliği çok eski tarihi olması ve rengarenk begonyalar en çok dikkat çeken taş sokaklar, taş evler güzel bir şekilde restore edilmiş. Şu kapı süsüne baksana ne kadar ilginç. Şey var ya, Rabia nazar boncuğu. Orijinal aslında uygun şekilde restore etmeye çalışmışlar. Çeşit çeşit ağaçlar, hardeş, okaliptüs, akasyalar, en çok da begonyalar mevcut. Belki yazın gelsek bu kadar rahat gezme fırsatımız olmazdı. Bu arkadaşlar da Datça'nın kış sakinleri muhtemelen. Begonya'nın her rengini dikmişler, bulmuşlar. Ne dikmişler, çok güzel. Bu da sinekli bakkal amcaymış. Sokaklar bu şekilde devam ediyor. Ama genelde evleri olanlar evleri restore edip ya pansiyon olarak ya restoran olarak hizmete sunmuşlar. Herkes bir şekilde para kazanmaya çalışıyor. Kediye bak, kediye. Ne kadar orijinal, ne kadar güzel. Rengi de en sevdiğim renk. Tava rengi. Can Yücel Sokak. Evet. Can Yücel Sokak'ında da bir tur atalım. Sokağın sonunda ne varmış? Lütfen dondurmayla girmeyelim. Uyarısını da ihmal etmemişler. Demek ki dondurma buralarda büyük sıkıntı. Bu da sizin aklınızda olsun. Şöyle aşağıya doğru bir girelim. Palmiyenin oradan. Bir bakış daha yapalım. Bir yeşil kapı. Takı toka mevzuları. Yazın buralarda adım atacak yer bulunmaz. Boğazdan açık. Bak, şu ne? Arapça mı? Arapça değil mi? Ne yazıyor? Lale resmi aşkına. Özellikle resim. Tarık. Evet. İşte, Datça'nın da oldukça eski tarihi var. Yerlerde nazar boncuğuyla süslemeyi ihmal etmemişler. Genelde sokak belki bu ara evleri restore etmişler. Dediğim gibi kahvaltıcı, takı toka dükkanı ve benzeri olarak hizmet verip para kazanmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi burası da bitti. Eski Datça'daki turumuz aslında daha çok yavaş gezilebilirdi ama hava anca bu kadar bize izin verdi. İnşallah yarın hava daha güzel olursa, yağmur yağmazsa daha güzel şekilde gezmeyi düşünüyoruz. Biz de kış tatilimizi bu şekilde değerlendirdik.
Çok güzel. Evet, Datça. Türkiye bir yarımada. Datça da Türkiye'deki bir yarımada. Önüm, arkam, sağım, solum. Deniz. Şimdi Datça'da başka yerleri gezmeye devam ediyoruz şimdilik. Bu kadar arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Datça Marina. Burası Datça Yat Limanı. İyot kokusu da arada. Ya burası şey galiba, yürünüyor mu? Yürünüyordur. İskele kafeler. Marina Kafe, İskele Kafe, Limak Kafe. Ya yapma. Afiyet olsun, yenebiliriz. Buradan yere çekiyorum. Ben gördüğüm zaman daha boş bir yer var ya. Çanta da olmuş oluyor. Biraz yeri çekip rahatsız olmasınlar diye. İnsanlar akşamüstüleri burada toplanıyorlar, yemek yiyorlar. Sohbet ediyorlar. İçiyorlar. Buralar bayağı canlı, baksana. Sahil uzunmuş bayağı ya. Bu karşıda ne acaba? Hastane mi, okul mu? Orada bir tesis yapıyorlar ama o tesisin sen. Orayı da geçiyorlar. Başka bir şey yapacaklardır. Yağışlıydı. Pek bir şey anlamasak da yağışlı havada gezmek bile güzeldi bence. Deniz kenarı. Bu da yeni tabii. Datça'nın pazar modu. Pazar günleri böyle. Tabii sezon harici olduğu için o kadar da yoğunluk yok. Ama diğer günlerde oldukça hareketli. Bakalım. Uyutu Kafe. Fiyat yazmamışlar. Merdi.
de bayılıyormuş ya sen benim peşimden gelme ezilirsin. Sevdim buraları. Fiyatları da uygun ha. Nasıl? Fiyatları da uygun. Şey değil yani, çok pahalı bir yer değil. Ama çok dik sokakları var. Geniş bir yerleşim alanı olmadığı için böyle dik yamaçlara, dar alanlara yerleşim yapılmış. Su börekçisi varmış. Böyle coğrafyası bu şekilde. İlginç bir cami yapmışlar. Minaresi değişik. Burası minarenin. Bak şu aradan karşıya geç, denizi çekelim. O yağmuru günde çekmiştik ya, o kadar şey değildi. Minareye baktın mı? Evet. Başımıza gitti, buraya giderim. Ha, dün yağmurda karıştırıp o şey oraya doğru gittik ama Datça'da da biraz karıştırmayı becerdik yolları. Allah'ın koşuşa bak. Minnoş, soğuk burası. Keyfi yerinde. Diyordun ya ona şey mi diye. Adak ağacı gibi yapmışlar. Rana, burada sana resim çekmeliyim. Burası çok görünüyor. Adak ağacını da çekelim. Ama bence bu bluetooth bağlı değil, çekmiyor. Kapalı değil.